Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum LG'nin Ultra Gear serisinden 32GP750 oyuncu monitörü. Monitörümüz 31,5 inç boyutunda 165 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var ve griden griye 1 milisaniye tepki süresi bulunuyor. 2560'a 1440 yani 2K bir çözünürlüğümüz var. Panelimiz IPS ve HDR400 sertifikasıyla geliyor. Bunlar da yetmiyor. Bunun üstüne Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium destekleri var. Yani kağıt üzerinde baktığımızda güncel bir oyuncu monitöründen bekleyeceğiniz her şey var özetle. Hemen gerekli parçaları alalım. Monitör ayağı kurarken kutunun içinden çıkan köpükleri destek olarak kullanabilirsiniz. Yani masanız dümdüzse bir sıkıntı olmaz da üstünde bir şeyler unutursanız bir vida bile olsa dert. O yüzden ben her zaman altına bir şey sermeyi tercih ediyorum. Monitörün arka tasarımı fazlasıyla güzel duruyor bu arada. Kırmızı detaylar bayağı hoşuma gitti. Ortada ayağımızı takacağımız bölüm var. Aynı zamanda burası VESA'da uyumlu. Yani monitörü VESA destekli başka bir monitör koluna veya duvara asabilirsiniz. Hemen yanında bir tane DisplayPort 1.4, 2 tane HDMI 2.0, bir tane ses çıkışı ve güç girişi bulunuyor. Şurada bir şey daha var. Bunun üstünde Service Only yazmışlar. Yani sadece servis açabilir yazmışlar o yüzden. Merak etsem de onu zorlamayacağım şu an. Ayağın montajı aşırı derecede basit. Sadece şöyle getirip bıraktığınızda yerine oturmuş oluyor. Monitörün masaya gelecek kısmı şu şekilde. Üçgen formunda ön kısımda siyah metal kullanılmış. Arka tarafında ise kırmızı parlak bir plastik tercih edilmiş. Tabii ki masada kaymasın diye kauçuk pedlerimiz vesaire bulunuyor. Bunu buraya oturtup herhangi bir tornavida vesaire hiçbir şey kullanmadan şöyle elimizle sıkıp kurulumu bitirebiliyoruz. Hemen şu jelatinlerimizi de sökelim. Onun dışında monitörü çok rahat bir şekilde yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Yani tek elinizle bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Açı ayarı yapabiliyorsunuz ve isterseniz bu monitörü pivot modunda da kullanabiliyorsunuz. Pivot yaptığınızda tabii ki yukarı aşağı hareket ettiremiyorsunuz çünkü masanın sınırına kadar geliyor fakat yine açı ayarı yapabiliyorsunuz. Kutunun içinden çıkan diğer şeylere bakacak olursak bir tane DisplayPort kablomuz var, bir tane güç adaptörümüz bulunuyor, bir tane HDMI kablomuz var ve de kitapçıklarımız vesaire var. Yani direkt kutunun içinden çıktığı haliyle ister konsolunuza ister bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Şimdi ben bu monitörü alacağım ve birkaç gün kendi ana monitörüm olarak kullanacağım. İncelememi yaptıktan sonra devam edeceğiz. Evet, monitörü birkaç gündür test ediyorum. Özellikle HDR konusunda beni bayağı şaşırttı. Birazdan o konuya geleceğim. Şu anda da siz görün diye bir HDR demosu açtım ama. Önce bir menüsünden başlayalım. LG'nin tek joystickle menü kontrol sistemi bu modelde de bulunuyor ve benim kişisel olarak en sevdiğim menü kontrollerinden bir tanesi. Çünkü alıştığınızda her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hani altta böyle buton aramaya çalışırsınız ya köşelerde, arkalarda falan. Burada öyle bir dert yok. Sadece tek bir joystickimiz var. Burada hemen sağ taraftaki menüden Game menüye girebiliyoruz ve burada oyun ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yani oynamak istediğiniz oyuna göre istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Şu an 120 Hz'de gözüktüğüne bakmayın. HDMI ile bir laptopa bağladım. DisplayPort'la bilgisayara bağladığınızda 165 Hz'de alabiliyorsunuz. HDMI bağlantısını zaten konsolda vesaire kullanırsınız. Konsollarda da maksimum 120 Hz var. Buradan oyuncu 1 profili, oyuncu 2 profili, FPS modu, RTS modu gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Bunları tabii ki istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Burasını daha çok bir hızlı ayar menüsü gibi düşün. Sol taraftan giriş seçebiliyorsunuz. HDMI 1, HDMI 2 ve DisplayPort olarak tabii ki bağlı olan cihazı otomatik olarak algılayabiliyor. Atıyorum konsol açtığınız otomatik olarak HDMI 2'ye geçebiliyor. O tarz ayarları da var. Ayarların hepsini anlatmayacağım ama atıyorum AMD ekran kartı kullanıyorsanız buradan rahat bir şekilde FreeSync Premium aktif edebiliyorsunuz. G-Sync kullanmak isterseniz onu Nvidia'nın yazılımından yapıyorsunuz. Tepki süresi ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum aşırı hareketli bir oyun oynuyorsanız bunu Fast'tan Faster'a alabilirsiniz. Özetle bu çok hareketli görüntülerde Ghosting dediğimiz şeyi engelliyor. Yani böyle görüntü arkadan geliyormuş gibi olur ya. Ben yaptığım testlerde 165 Hz ve 1 milisaniye griden griye tepki süresi sayesinde hiçbir şekilde ghosting görmedim. Şurada bir crosshair ekleme bölümümüz var. Mesela
Counter-Strike'da AWP kullanırken bunu açıp ekranın ortasından nişan alabilirsiniz. Böyle ekranın ortasında bir tane yeşil crosshair'im var şu an. Oynadığınız oyuna göre kırmızı veya nokta şeklinde de tercih edebilirsiniz. Onun dışında FPS sayıcı ekleyebiliyorsunuz. Yani kaç FPS'te oyun oynadığınızı görebiliyorsunuz. Benim her monitörde ve her televizyonda olmasını istediğim özellik şurada altta bir tane LED var şu an, bakın hafif bir kırmızı ışık geliyor. Buradan kapatabiliyorsunuz. Özellikle karanlıkta bilgisayar başında takılmayı seviyorsanız bu ayar bence çok gerekli. Benim çok sevdiğim bir özellik. Monitörde HDR 400 sertifikası olduğundan bahsetmiştim. Normalde ben HDR 1000 altını çok HDR'dan saymıyorum. Hatta HDR 1000 üstündekileri de OLED veya mini LED'se HDR'dan sayıyorum. Yani o zaman etkiliyor beni. Fakat bu monitör IPS LCD olmasına rağmen HDR'ı gerçekten hissettiriyor. Tabii ki dediğim gibi 1000 nitlik bir OLED ekran kadar hissettirmiyor ama bir HDR içerik tükettiğinizi fark edebiliyorsunuz. Size ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum ama örneklerle açıklamaya çalışacağım. HDR'ın en temel olayı aslında özetle bir sahneye baktığınızda nereye ışık vuruyor, neresi gölge vesaire bunları anlıyorsunuz. Yani HDR'ın kolay anlatım biçimi bence bu şu anda. Bu monitörde LG siyah başarımı için tam olarak ne yapmış bilmiyorum ama mesela şu an gölgedeki bir tüye bakıyoruz ve ışık düştüğünde siyahlar hiçbir şekilde değişmeden buraya ışık geldiğini anlayabiliyorum. Bunu mini LED veya OLED'de yapması çok kolay, zaten buradaki pikseller kapanmış oluyor, fakat LCD'de bunu yapmış olmaları beni bayağı şaşırttı. Kötü HDR deneyimine sahip monitör ve televizyonlarda mesela bu gölge alandan parlak alana geçişte bu etraf da aydınlanıyor ve etraf da aydınlandığı için siyahlar bir anda griye dönüşüyor. Burada güzel bir siyah var. Yani LCD için güzel bir siyah var. Onun dışında LCD monitörlerde en çok merak edilen şeylerden bir tanesi arkada bir ışık sızıntısı, kenarlarda köşelerde var mı sorusu. Şu an %50 parlaklıktayım ve siyah gayet homojen bir şekilde dağılıyor. Aranızda %100 parlaklıkta kullanacak var mıdır bilmiyorum bu kadar parlak bir monitörü ama %100 yaptığımda sadece şurada çok hafif bir grilik görüyorum. O da bu boyutta bir LCD panel için fazlasıyla başarılı. HDR'ın diğer bir avantajı ise oyunlarda atıyorum bir karanlık bölgede pusmuş bir rakibiniz varsa o bölgeyi daha aydınlık bir şekilde görebildiğiniz için rakibinizi çok daha rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz. Monitör %99 sRGB desteğiyle geliyor. Tabii ki bir referans monitör değil fakat oyuncu monitörleri arasında fazlasıyla iyi bir değere sahip ve bu monitörle fotoğraf ve video işlerinizi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. IPS bir panel olduğu için görüş açıları da gayet güzel. Yani sağdan soldan baktığımda renkler bozulmuyor. Dolayısıyla bunu oyun monitörünün yanında iş monitörü olarak kullanmamak için hiçbir sebep yok. Monitörde hoşuma gitmeyen tek bir şey oldu. Ayak tasarımı her ne kadar güzel olsa bile tek bir eksiği var. O da kablo düzenlemek için sadece şuraya şöyle bir tane çengel gibi bir şey koymuşlar. Kablolarınızı buraya asıyorsunuz. Herhangi bir kanaldan vesaire geçiremiyorsunuz. Yani şurada bir delik olsa kabloları geçirebileceğimiz ya da en azından şuraya takabileceğimiz bir kanca vesaire olsa çok daha mutlu ederdi beni. Veya giriş portları direkt böyle düz bir şekilde değil de yandan alttan vesaire takılsaydı yine bir miktar kablolamayı kolaylaştırabilirdi. Bunun dışında eleştirecek herhangi bir şey bulamadım. Yapıyorum dediği her şeyi fazlasıyla güzel bir şekilde yapan bir monitör çıkmış ortaya. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.